bu taviz? Yunanistan'ın nesinde ne var ya? Nesinde ne var da biz bunu yapıyoruz ya? Yani Türkiye ya, tek taraflı taviz mi veriyor efendim? Ya taviz vermenin ötesinde Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi bunların yüzünden. Ve Dışişleri Bakanları mavi vatan demiyor. Dikkat edin bakın. Bizim Dışişleri Bakanımız mavi vatan demiyor. Cumhurbaşkanı mavi vatan diyor. Milli Eğitim Bakanı mavi vatan diyor. Milli Savunma Bakanı mavi vatan diyor. Enerji Bakanı mavi vatan diyor. Çevre Bakanı mavi vatan diyor. Tarım Bakanı mavi vatan diyor. Asıl söylemesi gereken Dışişleri Bakanı mavi vatan demiyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Birisi sormuyor. Niye mavi vatan demiyorsunuz? Sayın Dışişleri Bakanı demiyor. Demiyor. Neden çekiniyorsunuz? Sizi çekindiren nedir? Nasıl? Yunanistan'dan mı çekiniyorsunuz? Demiyor. Anlamıyorum ben bunu. Birisi kral çıplak desin kardeşim bu memlekette. Nedir bu? Herkes üzerine görmemezlikten geliyor. Oo kral şöyle elbise giymiş. Oo kral şöyle durmuş. Oo kral. Ya mavi vatan de. Ya Yunan Dışişleri Bakanı, Yunan Dışişleri Bakanı Zürafa Adası bizimdir dedi. Bizim Dışişleri Bakanı niye çıkıp Zürafa Adası bizimdir demedi? Niye demedi yine ben biliyorum. Ama halk da bilsin. Yani ben hakikaten bunu kavrayamıyorum. Hakikaten ben akıl, ya böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? Gemileri Doğu Akdeniz'den çekmek ne demek ya? 2020 son çeyreğinden itibaren Seyitler Üniversitesi haritasının dışına çıkmamak ne demek ya? Onun öncesinde hakikaten övüyordum. Hakikaten takdir ediyordum. Sismik araştırma gemileri alındı, sondaj gemileri alındı falan diye. Güney Kıbrıs, efendim bir de böyle pişkin pişkin söyleyenler var. Kaan yapılsın da öyle çıkarız. Yok bilmem ne yapılsın da savunma sanayimiz gelişsin de öyle çıkarız. Ya kardeşim Güney Kıbrıs Rum yönetiminin donanması mı var? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde Sevilla Üniversitesi haritasıyla çizdiği sınırın içine de giremiyoruz. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Hakikaten yani hakikaten çıldırmak elden değil ya.